Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda daha öncesinde hiç yapmadığımız, yani alınabilecek en iyi oyuncu telefonlarını birlikte inceleyeceğiz. Ve bu telefonları seçerken hem uygun fiyatlı hem de fiyat performans olarak en iyilerine yer vermeye çalıştım. Eğer bu tarz oyuncu telefonları ile ilgili incelemeler gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Cihazlara geçmeden internette bir arattığınız zaman 90 FPS, 120 FPS veren telefonlar diye yazdığınızda pek çoğunun yalan olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü baktığımız zaman genellikle en çok satan telefonları oralarda görebiliyoruz. Redmi Note 11 Pro, Note 10 Pro, Galaxy A73 gibi telefonlarda 90 FPS olduğu yazıyor. Fakat ne Note 11 Pro'da ne de Galaxy A73 gibi telefonlarda 90 FPS desteği yok. Bunu hem bizzat kendim deneyimlemiş birisi olarak hem de bu tarz orta segment telefonların testlerine siz de baktığınızda bu telefonlarda hiçbir şekilde 90 FPS'in olmadığını rahatlıkla göreceksiniz. Ama zaten bu telefonların amacı oyun değil, genel kullanım ve kamera odaklı oldukları için haliyle bu telefonlar 45-60 FPS verebiliyor. Oyun performansı olarak bence yeterli olsa da oyuncuları tatmin etmeyeceğinden dolayı ve 90 FPS beklentisiyle bu telefonları alanlar da kesinlikle üzülecektir. O yüzden videonun asıl konusu olan telefonlara geçmeden bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi isterseniz ilk olarak en uygun fiyatlı ve fiyat performans yönünde de en iddialı cihazlardan olan Xiaomi 11T ile başlayalım. Ekran tarafına baktığımızda 6.67 inçlik AMOLED ve 120 Hz'lik oldukça kaliteli bir ekranı görebiliyoruz. Tabii ki 11T'nin listede olmasının en büyük sebebi performansı. Performansıyla çıktığı dönemde de benim bayağı beğendiğim ve şu an içinde oyunlarda 90 FPS'i bize rahatlıkla verebilen Dimensity 1200 Yonga seti ve 8 GB RAM ile de öne çıkan ve çok ciddi anlamda performanslı bir cihaz diyebilirim. Sadece PUBG, Wild Rift gibi yüksek grafikli oyunlarda değil, her türlü oyun içinde en üst ayarlarda oynatabileceğiniz seviyede. Batarya performansıyla da sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. 67 Watt hızlı şarj desteğiyle de 40 dakika civarında 0'dan 100'e bu bataryayı doldurabiliyoruz. Hem batarya tüketimi hem de hızlı şarj noktasında piyasanın en iddialı cihazlarından. Evet, 90 FPS var. 10-15 FPS'lik büyük FPS düşüşleri ve aşırı ısınma problemi de Xiaomi 11T'de hiçbir şekilde bulunmuyor. Burada en önemli konu da tabii ki fiyatı. Şu anda garantili olarak Xiaomi 11T'nin 8 GB RAM 128 GB'lık versiyonunu 12.000 TL bandında bulabiliyoruz. Yurt dışı şekilde de 6.000-7.000 aralığında 0 olarak 11T'yi alabilmemiz mümkün. Ve yurt dışı tarafında kesinlikle çok daha avantajlı olduğunu da belirteyim. Bu fiyatlara alınabilecek en performanslı, kamera yönünde de en iddialı cihazlar arasında. Yine bu fiyat aralığında Snapdragon işlemcili daha kaliteli bir kasa ve uzun ömürlü bir telefon istiyorsanız Xiaomi Mi 10T'de bu fiyatlarda en ideal telefonlardan biri. Yine PUBG'de 90 FPS ve HDR grafiklere kadar da 60 FPS desteğini bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Çıktığı günden bu yana da halen stabil, kasma donma problemi olmadan güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Baktığımız zaman kasanın termal açıdan iyi olmasıyla beraber de ısınma problemi Snapdragon 865 kullanan diğer telefonlara nazaran çok daha minimum seviyede diyebilirim. Buna bağlı olarak da oyun deneyimi bir kademe daha üste çıkıyor. Snapdragon 865 olduğu için de MediaTek işlemcili bir telefon kullanmak istemiyorsanız 11T'nin alternatifi olarak Mi 10T'de kesinlikle tercih edilebilir. 90 FPS'te hiçbir düşüş olmasın, takılma, donma problemlerini hiçbir şekilde yaşamak istemiyorum diyorsanız güncelleme desteğiyle de beni biraz daha uzun götürsün dediğinizde tamamen oyun odaklı Poco X4 GT'de alınabilecek en iyi telefonlardan diyebilirim. Çünkü baktığınız zaman Xiaomi 12T gibi amiral gemisine çok yakın bir telefonda kullanılan işlemci X4 GT'de de aynen konumlandırılmış. Burada Dimensity 8100 Yonga setini görebiliyoruz. Bu işlemci hem verimlilik hem de performans anlamında şu anda Apple A15 Bionic'e ciddi anlamda yakın bir işlemci diyebilirim. Oyun tarafında da bize gücünü çok rahatlıkla belli ediyor. Benim çok üst düzey bir kamera beklentim yok. Ekran yönünde de akıcı olsun yeter dediğinizde Xiaomi 12T'yi 17.000 bandında almak yerine Poco X4 GT'yi 12.000 bandında
performansıyla ve bataryasıyla gerçekten tercih edebileceğiniz muazzam telefonlar arasında. Garantili alacaksanız X4 GT almak 11T'den daha mantıklı. Fakat yurt dışı kısmında Xiaomi 11T'den biraz daha pahalıya satılıyor. 8000 TL bandında yurt dışı şekilde bulabiliyoruz. Eğer ben oyun performansı için bir telefon alacağım diyorsanız yine de bu fiyatlara rağmen 11T'den daha iyi bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. 11T kamera ve ekran anlamında biraz daha dengeli bir cihaz. X4 GT tamamen performansıyla öne çıkıyor ve X4 GT'nin 3 büyük güncelleme alacak olması da en önemli avantajlarından. Şimdi her yönüyle oyun temalı ve biraz daha güzel tasarımlı, genel hatları itibariyle de bir oyuncu telefonu olduğunu hissettiren Redmi K40 Gaming'den de bahsedeyim. Burada donanım açısından Xiaomi 11T ile neredeyse hiçbir farklılık yok. Ancak kasa yapısı olarak da kamera modülde tasarım hatlarıyla çok güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi 11T'den kesinlikle çok daha şık bir görünüme sahip. Burada AMOLED değil OLED 120 Hz'lik bir ekran kullanılmış. Yonga City kısmında 11T ile aynı. Dimensity 1200 işlemcisini görürken 8 GB RAM'de telefonumuzda var. Tabii ki pek çok oyunda 90 ve 120 FPS desteklerini de görebiliyoruz. Sıvı soğutmanın kullanılması da Redmi K40 Gaming'i 11T'ye nazaran bir adım daha öne çıkaran bir detay diyebilirim. Fakat kamera ve batarya anlamında 11T'den geride. Fiyat kısmında K40 Gaming'in garantili bir satışı yok. Sıfır tarafında da pek fazla bulunmuyor. Ama ikinci el olarak 11T ile aynı fiyatlarda, yani 7350 dolar civarında 8 GB RAM'li bir şekilde K40 Gaming'i alabiliyoruz. Xiaomi 11T, Redmi K40 Gaming, Poco X4 GT ve Mi 10T 90 FPS veren alabileceğiniz fiyat performans olarak en iddialı cihazlar. Bunların haricinde ekstradan GFX Tool gibi 3. parti yazılımlarla da 90 FPS verebilecek Poco X3 Pro, X3 GT gibi cihazlar da var ve fiyat avantajıyla 11T gibi rakiplerinden de baya öne çıkıyor. İkinci el ve yurt dışı kısmında 5000 hatta 4000'e kadar da Poco X3 Pro ve X3 GT rahatlıkla bulunuyor. Ekstradan yazılım yükleyerek telefonu zorlamasanız bile 60 FPS'in ben çoğu oyuncu için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu noktada X3 Pro veya X3 GT almak da kesinlikle mantıklı. Evet dostlar, sizlerle beraber en ucuza 90 FPS veren telefonları kısa kısa inceledik. Ayrıca bu telefonlar oyun odaklı ama oyun oynamayanların da bu telefonları rahatlıkla tercih edebilir. Çünkü bu telefonların performansı gerçekten çok yüksek olduğu için oyun oynamasanız bile günlük kullanımda uygulamaları kullanırken vermiş olduğu akıcılık, tepkisellik noktasında sizi diğer cihazlara göre fazlasıyla memnun edecektir. Videoyu bitirmeden şunu da söyleyeyim. Kamera tarafında K40 Gaming ve Poco X4 GT haricinde, yani Xiaomi 11T ve Mi 10T'de kendi fiyatlarında gayet iddialı telefonlar. Sizce ara ara bu tarz farklı videolar gelsin mi? Yani oyun için, kamera için en iyi telefonlar serisine devam edelim mi? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.